Herkese merhaba, ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Videomuzun başlığı insülin direnci nasıl kırılır? Bugün size insülin direncinden ve dikkat etmemiz gereken beslenme ilkelerinden bahsetmiş olacağım. Öncelikle size insülin direnci nedir bundan bahsetmek istiyorum. İnsülin direnci vücut dokularının insülin hormonuna gerekli tepkiyi vermemesi ve kandaki şekerin hücre içine girememesi demektir. Bu koşulda kandaki şeker arttığı için pankreas hormonumuz da sürekli insülin salgılamaya devam eder. Bu da kandaki insülin seviyesinin artması anlamına ve insülin direnci anlamına gelir. İnsülin hormonu vücudumuz için çok çok önemli bir hormondur. Vücudumuzda iki önemli temel görevi vardır. Birincisi, kandaki şekerin hücrenin içerisine girişini sağlar ve bu orada enerjiye çevrilir. Biz de gün içerisinde kullandığımız enerjiyi buradan karşılamış oluruz. Aynı zamanda kandaki şekeri hücre içine aldığı için kendimizi tok hissederiz ve kan şekerimiz dengelenmiş olur. İkinci görevi vücudumuzdaki, daha doğrusu kandaki şekeri yağ ve kas depolarına taşır. Burada glikojen olarak depolanmasını sağlar. Burada önemli noktalardan bir tanesi şu. Yani eğer siz çok fazla yemek yer, çok fazla kalori alırsanız bunlar insülin hormonu tarafından yağ olarak depolanacaktır. İnsülin direnci kimlerde görülür? Bundan bahsetmek istiyorum. Eğer aile geçmişinizde şeker hastalığı ve genetik yatkınlık varsa, fazla fiziksel aktivite yapmıyorsanız, yani hareket azlığınız varsa, fazla kilolarınız varsa, aynı zamanda yaş faktörüne bağlı olarak, yani bu 4 faktöre bağlı olarak ortaya çıkar. İnsülin direncimizi nasıl tespit ederiz ve nasıl hesaplarız? Öncelikle kan tahlili yaptırmamız gerekir. Kan tahlilinde açlık insüline ve kan şekerine bakmamız gerekiyor. Burada şöyle bir formül var. Kan şekeriyle insülin değerini çarpıp 405'e böleriz ve bunun sonucunda ortaya çıkan değer HOMA-IR dediğimiz bir değerdir ve bu insülin direncinin değerini ifade eder. Kafanız karışmış olabilir. Şöyle açıklayayım. HOMA-IR değerinizin 2,5'un altında olması gerekir. Eğer 2,5'un üzerindeyse insülin direnciniz var demektir. İnsülin direncinin tehlikesi şu noktada önemli. Aslında vücudunuza çok fazla o anlık sizin bildiğiniz bir zararı vermiyor. Eğer dikkat etmezseniz, sağlıklı beslenmezseniz, fiziksel aktivite yapmaz ve kilo vermezseniz bu ne olacaktır? Kalıcı bir şeker hastalığına dönüşecektir. Burada bizim için doktorlar her zaman şunu söylüyor. İnsülin direnci şeker hastalığından önceki duraktır. İnsülin direnci atlanmaması gereken sinsi bir hastalıktır. Birçok kişiden şunu duyuyorum. Hocam ben de insülin direncim var. Ama bunu düşürmek için hiçbir şekilde harekete geçmiyoruz. Ya da kısa süreler diyet yapsak, birkaç kilo versek de sonunu getirmiyoruz. Neden? Çünkü insülin direnci sizi şu anda direkt zarar veren bir hastalık değil. Yani sinsi olarak altyapıdan ilerliyor. Dediğim gibi dikkat etmediğiniz zaman şeker hastalığına dönüşebiliyor. Ama bunun yanında sizin bilmediğiniz size bir sürü zararı var. Örnek veriyorum, karaciğer yağlanmasını tetikleyebilir. Kadınlarda PCOS hastalığı, yani adet düzensizliği görülmesi, çocuk olmamasına kadar giden bir hastalık var. Onu tetikleyebilir. O yüzden ne yapacağız? Eğer bu değerimizde bir bozukluk varsa, bu bir sinsi hastalık, ne yapacağız? Bunu önlemini alacağız. İnsülin direncinizi kırmanız için size yapmanız gereken 10 tane öneriden bahsedeceğim. Birinci önerim, işlenmiş hazır gıdalardan uzak durun. Özellikle hazır paketli ürünler, konserve tür ürünler ve abur cubur olan gıdalar, bunlar biliyorsunuz ki iştahınızı açan besinlerdir ve sizin diyet yapmanızı zorlaştırır. İnsülin direncinde zaten bir iştah açıklığı var. Bunu bu tür besinleri tüketerek tetiklersek ne olacaktır? İnsülin direncimizi kırmak da zorlaşacaktır. O yüzden bu besinlerden uzak duruyoruz. Geldik ikinci önerimize. Diyete başladığınız ilk ayda basit şeker içeren tüm besinleri diyetinizden kaldırıyorsunuz. Yani ilk ayda özellikle şekersiz beslenmenizi isteyeceğim. Çünkü biliyorsunuz basit şeker içeren tüm besinler vücudumuzda insülin salınmasını ve insülin direncinin tetiklenmesini sağlar. Bu besinler nelerdir? Abur cubur olan tüm besinler, nişasta, patates gibi, bezelye gibi nişastalı besinler, tatlı, pasta, kek, bunların hepsinden ilk ayda uzak duruyoruz. İlk ayda tamamıyla uzak durduğunuz zaman sonrasında göreceksiniz ki iştahınız bir anda kesilecek ve vücudunuz buna alışacak ve insülin direncinizi kırmanıza yardımcı olacak. Üçüncü önerimiz, beyaz ekmek, pirinç pilavı, patates,
mısır gibi nişastalı besinlerden ve kan şekerini bir anda yükselten, bir anda düşmesine neden olan, yani kan şekerini bozan besinlerden uzak duracağız. Çünkü bunlar ne yapıyor? Vücuda girdiği anda ani bir şekilde insülinin hızlanmasını, yani insülinin salgılanmasını tetikliyor ve hızlandırıyor. O yüzden insülin direncinin oluşmasına neden oluyor. Ne yapacağız? Biz burada insülinin salınmasını engelleyeceğiz ve pankreas hücremizi dinlendireceğiz. Dördüncü önerimiz, meyve tüketimini mutlaka kısıtlayacağız. Şunu soracak olabilirsiniz, hocam meyve çok sağlıklı, neden kısıtlıyoruz? Meyve doğal da olsa şeker içeren bir besindir. Dolayısıyla vücuda girdiği anda pankreas tarafından insülin salgılanmaya başlar. Bu da pankreasımızı yorar ve insülin direncine neden olur. O yüzden özellikle ilk ay içerisinde meyve tüketimini günde bir ile sınırlamanızı istiyorum. Sonraki aylarda yavaş yavaş 2'ye 3'e çıkartabilirsiniz. Beşinci önerim, ara öğünlerde meyve tüketmek yerine kuru yemiş, yoğurt, süt gibi kan şekerini dengeleyen ve çok fazla insülin salındırmayan besinlerden tercih etmenizi önereceğim. Altıncı önerimiz, her ana öğününüzde mutlaka bir kase ev yoğurdu olmasını öneriyorum. Çünkü yoğurdun kan şekerini dengeleme özelliği vardır. Çok hızlı bir şekilde insülin salınmasına neden olmaz ve bizi uzun süreler tok tutar. Bu yüzden her ana öğününüzde mutlaka bir kase ev yoğurdu olsun. Yedinci önerimiz, evde pişirdiğiniz yemeklerin pişirme yöntemine dikkat etmenizi önereceğim. Kızartma tercih etmek yerine fırında, ızgarada, buharda veya tencerede yemek pişirmenizi önereceğim. Çünkü eğer yağda kızartma yapar ve yağlı yemekler tercih ederseniz dolaylı yolla vücudumuzda insülin salınacaktır ve insülin direncini tetikleyecektir. Sekizinci önerimiz, gün içerisinde mutlaka bir ana öğününüz ya sebze yemeği olsun ya da bakliyat yemeği olsun. Çünkü bunların vücudumuzda metabolizma hızlandırma ve tok tutma etkisi vardır. O yüzden mutlaka ana öğünlerimizden bir tanesini bunlardan kullanmış ve tercih etmiş olacağız. Dokuzuncu önerimiz, her gün mutlaka bir saat yürüyüş yapmanızı isteyeceğiz. Çünkü yürüyüş yapmak metabolizmamızın hızlanması ve yağ yakımını hızlandıracaktır. Aynı zamanda insülinin, daha doğrusu hücrelerin insülini kolayca kullanmasını sağlayacaktır. Yani insülin direncini azaltacaktır. 10. önerimiz, mutlaka gün içerisinde 1 litre suyun içerisine 1 tane çubuk tarçın koyuyoruz ve bunu yaklaşık yarım saat beklettikten sonra gün içerisinde yavaş yavaş içiyoruz. Bu ne yapacaktır? Kan şekerimizin dengelenmesini sağlayacak ve bizim kilo vermemizi kolaylaştıracaktır. Umarım bu öneriler sizin için çok çok faydalı olacaktır. Esasında iki tane temel nokta var. Birincisi, sağlıklı beslenmeliyiz. İkincisi de mutlaka kilo vermeliyiz. Bunlara dikkat ettiğiniz noktada insülin direnciniz tamamen kırılacaktır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.